Robo, merhaba. Bugün yepyeni bir konu hakkında konuşacağız. Sıralı enliler olarak adlandırdığımız bu konuya geçmeden önce, geçen videoda çözümünü sizlere bıraktığımız problemin üstesinden gelebildin mi? Evet, DT parametresi ile geçen süreyi hesapladım. Sonra kuklanın bir köşeden diğerine gidene kadar geçen sürede, ikinci animate fonksiyonunun çalışmasını koşullu ifadeler yardımıyla engelledim. Aynı şeyi geri dönüş için de yaptım. Ancak uzay gemisiyle birden fazla ateş etme sorununu hala çözemedim. Çözememen çok doğal. Bu soruna daha ileride değineceğiz. Hatta bugün işleyeceğimiz konu da ileride bize yardımcı olacak. Şimdi sıralı enliler konumuza geçebiliriz. Konunun ismi biraz garip gelebilir en başta. Buradaki en herhangi bir doğal sayıyı ifade etmek için kullanılıyor. Yani en yerine bir doğal sayı koyarak durumu daha somut hale getirebiliriz. Örneğin 4 koyarsak sıralı dörtlüler, 6 koyarsak sıralı altılılar olacaktır. Aslında bu yapıyı daha önce kullandık. Örneğin renkleri göstermek için sıralı üçlüler ile çalıştık. Bir renk oluşturabilmek için red yani kırmızı, green yani yeşil ve blue yani mavi renkler için 3 farklı sayıdan oluşan bir şey oluşturuyorduk. 3 sayıdan oluştuğu için mi sıralı üçlü diyoruz? Kesinlikle doğru. Şu ana kadar kullandıklarımız içerisinden başka örnekler verebilir misin? Mesela bir kuklanın konumu olabilir sanırım. Çünkü konum için sıralı olarak 2 sayı kullanıyoruz. Bunlardan ilki x, diğeri ise y koordinatı için. Koordinat bilgisi sıralı ikililere güzel bir örnek. Bunun haricinde ihtiyacımıza göre farklı sıralı enliler oluşturabiliriz. Örneğin, ekranda öğrenci isimli bir değişkene veri sıralı bir üçlü ile atanmış. Bu ve diğer örnekler için de geçerli olmak kaydıyla girilen değerlerin sırası da bizim için önemli. Çünkü bazen bir sıralı enlinin tamamını değil de belirli bir sırasındaki değeri okumamız gerekebilir. Yani renk için kullandığımız sıralı üçlü de birinci sırada kırmızı, ikinci sırada yeşil ve üçüncü sırada mavi olması gibi mi? Örneğin kırmızıya karşılık gelen değer için birinci sıradaki sayıyı okumam gerekecek. İfade ettiğin durum hem doğru hem de yanlış. Bizler sıralı şeyleri saymaya birden başlarız. Ancak programlamada sıralama sıfırdan başlar. Ayrıca programlamada sıra için indeks, sıralama içinse indeksleme kelimelerini kullanırız. Sonuç olarak bir sıralı enlide ilk eleman indeksi yani sırası sıfırdır. 1, 2, 3 diye devam eder. O zaman benim örneğimde kırmızı rengin indeksi 0, yeşilin indeksi 1 ve son olarak mavinin indeksi ise 2 oluyor. Peki hangi sıradakini okuyacağımı nasıl belirteceğim? Biraz önce ekranda öğrenci değişkeni ve değişkene atadığımız bir sıralı üçlü görmüştük. Şimdi o örneğe geri dönelim. Bu örnekte PyGame elemanı sıralı üçlünün 0. elemanıdır. 90 1. eleman ve 100 ise 2. elemandır. Sıralı enlilerin elemanlarına indeksleri aracılığıyla ulaşılabilir. Öğrenci sıralı üçlüsünün 0. elemanı olan PyGame'e ulaşmak için öğrenci köşeli parantez içinde 0 komutunu kullanabiliriz. Öğrenci köşeli parantez içinde 1 birinci eleman olan 90'a ve öğrenci köşeli parantez içinde 2 ikinci eleman olan 100'e ulaşmak için kullanılabilir. İstersen basitçe öğrenci değişkeninin her bir elemanını ekrana tek tek yazdıralım. Bu noktada sıralı enliler ile ilgili başka bir noktayı da açıklığa kavuşturmalıyız. Sıralı enlilerin elemanları değiştirilemez. Programımızda öğrenci değişkeninin 0. indeksinde yer alan değeri değiştirmeye çalışalım. Gördüğün gibi programımız hata verdi. Ancak bu durumun istisnaları olabilir. Ancak şimdilik bu istisnalara değinmeyeceğiz. Bu arada unutmadan sıralı enlilerin İngilizce karşılığı tuple'dır. Birçok Python programcısı tuple yerine
demet ifadesini kullanır. Fakat aslında biz matematik derslerinden sıralı enli ifadesine alışığız. Bu yüzden yeni bir terim oluşturmaktansa matematikte zaten kullandığımız sıralı enli ifadesini kullanmaya devam edelim. Sıralı enlilerin genel mantığını sanırım anladım. Renklerde, konum bilgisinde zaten kullanıyormuşum. Ama başka nasıl kullanabileceğim konusunda aklıma pek bir şey gelmedi. O zaman basit bir animasyon yaparak ne kadar işlevsel bir şey olduğunu göstermeye çalışalım. Bugüne kadar birçok uygulamamızda kullandığımız Alien isimli kuklanın farklı görünümlerini ekranda görüyorsun. Aa, sanırım resimleri görünce ne yapacağımızı anladım. Resimler arka arkaya gelince sanki bir yürüme etkisi verecek gibi. Doğru değil mi? Doğru. Bu resimlere seninle paylaştığım linkten ulaşabilirsin. Link aracılığıyla indirdiğin dosyanın içerisinde P3 Volt isimli bir klasör göreceksin. Öncelikle bu klasör içerisindeki ilk 10 resmi Mu Editör'ün Images klasörü altına kopyalayalım. Hatırlarsın, daha önce kuklanın kostümünün nasıl değiştirildiği üzerinde durmuştuk. İki farklı kostüm arasında geçiş sağlayarak değişikliği sağlamıştık. Burada ise 10 farklı kostümümüz var. İlk yapacağımız işlem ise kostümlerden oluşan bir sıralı enli oluşturmak. Yani aslında sıralı onlu oluşturacağız. Ve bu sıralı onlunun içindeki kostümlere indeks numaraları ile erişeceğiz. İzleyeceğimiz yol kısaca bu şekilde. Belirli bir süreyle kostüm değiştirerek yürüme etkisi yaratmaya çalışacağız. Öncelikle resimler isimli bir değişken oluşturup içerisinde sırayla kostüm isimlerini girelim. Ekranda bunun için gerekli komut satırlarını görüyorsun. İşlemi iki satırda yaptık. Çünkü tek satırda çok geniş bir yer tuttu ve ekran dışına taştı. Bu da okunabilirliği azalttı. Böyle durumlarda atama işlemi iki veya daha fazla satırda ekranda gösterildiği şekilde gerçekleştirilebilir. Şimdi gelelim sırayla kostümü değiştirmeye. Bunu her 0.2 saniyede bir sonraki kostüme geçerek sağlayalım. Sırayla kostümleri değiştirmek için bir sayaç değişkenine ihtiyaç duyacağız. Bu sayaç sıfırdan başlamalı. Peki kaça kadar saymalı? Ne dersin Robo? 10 resim olduğunu ve ilkinin indeksi 0 olduğuna göre 9'a kadar saymalı ve sonra başa dönmeli, yani 0'a. Çok doğru. Sayaç için kullanacağımız değişkene hatırlaması kolay olsun diye resim sayaç ismini verelim. Dolayısıyla ekranda gördüğün kukla.image eşit resimler köşeli parantez içinde resim alt çizgi sayaç komutu ile kuklanın kostümlerini resim alt çizgi sayaca bağlı olarak animasyonda istendiği gibi sürekli değiştirebiliriz. Belirli koşullarda, yani sıranın sonuna gelindiğinde resim sayaç değişkenini sıfırlamalıyız. Bunun örneğini ekranda görüyorsun. Burada resim alt çizgi sayaç değişkeninin 9 olup olmadığı kontrol ediliyor ve 9 olduğu durumda sıfırlanıyor. Ama istersen biraz daha işlevsel bir hale getirelim bu sıfırlama işlemini. Bazen 10 resim değil de farklı sayılarda resimler olabilir. Bu nedenle resim sayısı değişse bile doğru şekilde çalışacak bir sayaç sıfırlama kodu oluşturalım. Şimdi şunu biliyoruz. Resimler sıralı enlisinde 10 eleman bulunmakta. Ancak resim sayısını arttırmak istediğimizi varsayalım. Bu durumda tırnak içinde resim alt çizgi sayaç eşit eşit 9 ifadesindeki 9 sayısını değiştirmemiz gerekecektir. Bunun yerine resimler değişkenin içinde kaç resim olduğunu gösteren bir komut olsa nasıl olurdu? Evet, bu sayede 9 yazmak yerine resimler değişkeninin içerisindeki resim sayısından 1 çıkararak sıfırlama kontrolünü bu sayı üzerinden yapardık. Yeni resim eklesek de çıkarsak da programımız çalışırdı. Neyse ki bunun için bir komut var. Len komutu. Resimler ismini verdiğimiz sıralı enlilerin eleman sayısını bulmak için len parantez içinde
resimler komutunu kullanabiliriz. Şimdi sayaç sıfırlama için kullandığımız kodu düzenleyerek ekranda seninle paylaşıyorum. Sen de söyledin ama tekrar etmekte fayda var. Gördüğün kodda resimlerin eleman sayısının bir eksiğini kullandık. Resimler sıralı enlisinin son elemanın indeksi 9'dur. Yani eleman sayısının bir eksiğidir. Sıralı enlilerde indeksleme işlemi sıfırdan başladığı için son elemanın indeksi her zaman eleman sayısının bir eksiği olacaktır. Şu ana kadar sıralı enliler yardımıyla kostümlerimizi içeren bir sıralı enli oluşturduk. Ve bu durum için gerekli sayaç işlemlerinin nasıl olması gerektiğini açıkladık. Şimdi istersen tüm bu konuştuklarımızı animasyona çeviren kodları oluşturalım. Öncelikle ekran boyutunu belirleyelim ve konuşmuş olduğumuz gibi resimler sıralı omlusunu oluşturalım. Sonrasında ilk kostümü resimler sıralı omlusunun ilk elemanı olacak şekilde kuklamızı oluşturalım. Sonrasında 0.2 saniyelik geçen süreyi hesaplamak için gereken geçen süre değişkeni ile kostümleri sayacağımız resim sayaç değişkenlerini belirleyelim. Draw ile ekran rengimizi belirleyelim ve kuklayı ekrana bastıralım. Sıra geldi update'e. Geçen süre, resim sayaç ve resimler isimli değişkenleri update içinde kullanabilmek için onları global olarak tanıtalım. Program çalışmaya başladığından itibaren geçen süreyi hesaplayan satırı yazalım. Bu süre 0.2'yi geçince kostümü değiştirmem gerekiyor. Bunun için geçen süre 0.2'yi aşınca sıfırlıyorum. Aynı zamanda bir sonraki kostüme geçebilmek için resim sayacı 1 artırıyor ve kuklanın güncel kostümünü sıradakiyle değiştiriyorum. Son olarak da önceden bahsettiğimiz şekilde resim sayacı 9'a gelince sıfırlıyorum. Şimdi çalıştıralım. Evet! Elin artık yürüyebiliyor. Robo, eğer sıralı enliler olmasaydı bu iş çok zor ve karışık olabilirdi. Her bir kostüm değiştirme için ayrı ayrı koşul yazmamız gerekecekti, değil mi? Evet, yazdığımız kod uzayıp gidecekti. İstersen bir de sıralı enliler olmadan aynı işlemi yapmayı dene. Arkadaşlar, sizler de dener misiniz? Ne kadar karmaşık olacağını birlikte deneyimlemiş oluruz. Son olarak günlük yaşamdan sıralı enlileriyle ilgili örnekler bulmanızı istiyorum. Acaba günlük yaşamımızda sıralı enliler var mı? Örneklerinizi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.